Tohumdan hasada kadar tüm aşamalarıyla domates nasıl ekilir, nasıl yetiştirilir, nasıl budanır hepsi bu videoda. İyi seyirler. Merhaba arkadaşlar. Bugün saksıya domates fidesi ekiyorum. Önce saksımın şu drenajlarını iyice açtım. Bu çok önemli. İçinde su birikmesin. Sonra içine deniz kenarından topladım. Bu çakıl taşlarını koyuyorum. Böylece suyun saksının dibinde birikmesini ve bitkinin köklerinin çürümesini engellemiş oluyorum. Şimdi saksımın içine bahçe ve hazır bitki toprağından oluşan karışımı döküyorum. Saksıyı tamamen doldurmuyorum. Bu şekilde saksımın toprağını hazırlıyorum. Şimdi saksımı kenara alıyorum. Burada yetiştirdiğim kendi fidelerim var. Bunların videosu da kanalımda mevcut. Dilerseniz seyredebilirsiniz. Bunlar çerinin bir cinsi olan şeker domatesleri. Aynı zamanda sırık domates. Geçen yıl saksıda boyu 2,5 metreyi buldu. Uygun ortamda boyu 3 metreyi geçebiliyor. Şimdi onları böyle saksımı ters çevirerek içinden çıkarıyorum. Önce bir yanlardan gevşetiyorum. Sonra şu şekilde. Ah, artık sığmıyor. Ve hiç korkmadan yavaşça birbirinden ayırıyorum. Domates çok çabuk toprağa tutunan, kolay yetiştirilen bir bitki. Şu şekilde. Hiç korkmayın. Hani köklerine zarar geldi diye. Bu şekilde bunları birbirinden ayırıyorum. Domatesin fidesi şöyle burasından kırılsa, ortadan bir yerden kırılsa, eksek belki biraz zaman alacak ama o bile kendini toprağa tutup yeniden filiz verip uzayıp gidebilir. Köküyle ektiğimiz zaman bu işlem çok daha hızlı oluyor. Yani kökü zarar gördü, aman bir şey oldu diye kesinlikle telaşa gerek yok. Şimdi bu fidelerden iki tanesini saksımın içine ekeceğim. Geçen yıl 4 tane ekmiştim. 4 tane fazla geldi. O yüzden bu yıl 2 tane ekmeyi düşünüyorum. Kenara alıyorum tekrar fideleri. Şöyle elimle bir çukur açıp topraklı kısım toprağın içinde kalacak şekilde toprağa gömüyorum. Hemen yanına bir tane daha çukur açıyorum. Yine sadece topraklı kısım toprakta kalacak şekilde toprağa gömüyorum. Bu aşamada içine herhangi bir şey vermiyorum. Çünkü şu anda bunlar bebek domatesler. Bunlar birazcık toprağa tutunup geliştikten sonra aşama aşama hem gübreli toprağını hem de o evde hazırladığım gübreleri yavaş yavaş vermeye çalışacağım. Şu anda yapacağım tek şey can suyunu vermek. Bu can suyunu 3 gün boyunca her gün veriyorum. Akşam saatlerinde ya da sabah serinliğinde vermek suretiyle 3 gün üst üste bu işlemi düzenli yapıyorum. 3 günden sonra toprağı kurudukça, yani toprağın nemi azaldıkça o zaman veriyorum. Şimdi diğer fidelerimi de diğer saksılara aynı şekilde dikeceğim. Merhaba arkadaşlar. Domatesleri ekeli tam bir hafta oldu. Can suyunu verdikten sonra ilk 3 gün düzenli suladım. 4 gündür sulamıyorum. Bugün toprağını şöyle bir çubuk yardımıyla çapa yapar gibi havalandırdım. Şimdi ilk gübresini vereceğim. Ekerken de zaten saksıları toprakla tam doldurmadım. Bitki büyüdükçe, ihtiyaç duydukça hem gübre koyarak hem toprak ekleyerek bitkinin ihtiyacına göre toprak verebilmek için böyle bir boşluğu bıraktım. Fideler daha küçücükken böyle yoğun bir toprağın içinde boğmak istemedim. 5 tane saksıya ektim. En büyük saksım bu. Bu büyük olduğu için buna 2 adet diktim. Diğerleri bundan daha küçük. Şimdi bunların etrafına hazırladığım yumurta kabuklarını ekleyeceğim. Yumurta kabuklarını nasıl hazırladığımı bir videoyla yayınladım. Kanalımda mevcut. Dilerseniz seyredebilirsiniz. Bu saksım büyük olduğu için
Hazırladığım bu yumurta kabuklarından 3 yemek kaşığı ekliyorum. Şöyle dolu dolu, tam köküne denk gelmeyecek şekilde. Bunu bir kez vermek yeterli. Bitki meyveye durduğunda, verimde bir düşüklük olursa ya da meyvenin yapısında alt uçlarında bir çürüme olursa o zaman tekrar ikinci kez verebilirim. Şimdi bu yumurta kabuklarının üzerini de yine hazır gübreli toprakla kapatıyorum. Şimdilik bu kadar toprak yeterli. Sulamayı da akşam serinliğinde ya da sabah serinliğinde yapıyorum. Şimdi aynı işlemi diğer saksılar için de yapıyorum. Fideler bu saksıdaydı. İçinden aldım. Böyle büyük saksılara diktim. Bunları geri bu küçük saksıya koydum. Bunları büyük saksıya almadığım için bu süre içinde bunlar yerinde böyle sayarken, büyümezken bu tek tek saksılara ayırdığım fideler diğer fidelerin tam iki katı boyuna geldi. Merhaba arkadaşlar. Bundan 10 gün önce domates fidelerine yumurta kabuğu gübresi vermiştim. Bu 10 gün içinde sadece bir kez suladım. Domatesler bayağı büyüdü. Bakın çiçek açmaya başladılar. Hepsi hemen hemen çiçek açtı. Bugün bu kenarda çıkan filizleri temizleyeceğim. Şu filizleri, yaprakla gövde arasındaki şu arada çıkan filizleri alıyorum. Şu şekilde. Bunu alınca domates fidesi boyuna veriyor ve bu sağa sola giden filizleri güç gitmediği için meyvesini besleyebiliyor. Bakın bir tutam çiçek açmış. Bu filizleri bu şekilde hepsini temizliyorum. Diğer saksılardakileri de bu şekilde temizliyorum. Şöyle. Yine aynı şekilde şu alttaki yaprakları da alıyorum. Şöyle incitmeden şu alt yaprakları da alıyorum ki rahat gübre verebileyim. Yanına şimdilik geçici olarak şu şişleri diktim. Şöyle düşmesin diye. Toprağını önce şöyle bir havalandırıyorum. Şimdi temin ettiğim bu yanmış hayvan gübresinden şu küçük kürekle etrafına koyuyorum. Üzerini de normal bahçe toprağıyla kapatıyorum. Şöyle güzel çubuklarım var. Çok uzun. Bayağı uzun bunlar. Şu geçici şişi buradan alıyorum. Bakın durmuyor. Şöyle birazcık kökünden uzak olacak şekilde şöyle yanına destek olarak veriyorum. Şöyle çok sıkmadan yanına diktiğim çubuğa bağlıyorum. Şu şekilde. Bunu kenara alıyorum. Aynı işlemi diğerleri için de yapıyorum. Bakın bunun da çiçekleri burada. Geçici olarak yanına böyle bambu çubukları dikmiştim. Bunun da filizlerini temizliyorum. Şu yan filizlerini. Bakın şu bayağı büyümüş. Alt yapraklarını da alıyorum. Şöyle bir yukarıdan bastırıyorum. Bir de aşağıdan çekince rahatlıkla kopuyor. Bakın domatesin gövdesi böyle tüylü. Toprağa değdiği yerde hemen böyle kök veriyor. Saksıya toprağı çok doldurmamamın sebebi de böyle peyderpey gübre, toprak eklemek için. Bitkinin ihtiyacına göre. Şimdi buna da yine yanmış hayvan gübresi ekleyeceğim. Üzerini de bahçe toprağıyla kapatıyorum. Yine böyle güzel çubuklarım var. Bunları yanına dikiyorum. Bunlar sırık domates olduğu için bakın dengede duramıyor. Şöyle mutlaka bir çubuğa bu şekilde bağlamak lazım. İpe de sarabilirsiniz. Şu anda bunlar henüz gerçek yerlerine gitmediği için
çubukla hareket kabiliyeti daha fazla. İpi sardığımız zaman yerinde sabit olması gerekiyor. O yüzden şimdilik böyle çubukla idare ediyorum. Yine çok sıkı olmayacak şekilde çubuğa böyle bağlıyorum. Diğerlerine de aynı işlemi yapıyorum. Bakın bunun da çiçekleri açmış. Şimdi bunun da yanındaki bu filizleri alıyorum. Diğerlerine uyguladığım işlemlerin aynısını buna da uyguluyorum. Merhaba arkadaşlar. Domateslere yanlış hayvan gübresi vereli tam 12 gün oldu. Artık domatesler gerçek yerlerindeler. Balkona aldım. Teras çok rüzgarlı olduğu için balkon onlar için daha korunaklı. Çünkü burası gömme balkon. Bugün domateslere ilk kez muz kabuğu suyunu vereceğim. Muz potasyum yönünden çok zengin bir meyve. Kabuklarından da bitki besini yapıyorum. Nasıl yaptığım kanalımda mevcut. Dilerseniz seyredebilirsiniz. Muz kabuğu suyu vermeden önce saksılarına biraz toprak ekleyeceğim. Bu arada domatesler meyve vermeye de başladı. Onu da yakından göstereyim. Yine bunun da meyvesi. Şimdi topraklarını ekliyorum. Hazır gübreli toprak ve bahçe toprağını karıştırdım. Şimdi o karışımı ekliyorum. Seyreltilmiş muz kabuğu suyunu da toprağın üzerine döküyorum. Diğerlerini de aynı işlemi yapacağım. Burada 5 saksı domatesim var. Bunların toprağına bu hazırladığım ısırgan otu suyunu döküyorum. Bu gübreyi özellikle domateslerim ve biberlerim için hazırladım. Hem haşerelerden koruyor, hem bitten, hem küllenmeden, hem de bitkinin azot ihtiyacını karşılıyor. Tek dezavantajı çok ağır bir kokusunun olması. O yüzden böyle açık havadaki saksı bitkilerinize dökebilirsiniz. Domateslerim kızarmaya başladı. Bunlar ilk domatesler. Salkımı tam doldurmamış. Şurada da var. Sonraki salkımlar daha dolu dolu. Bakın böyle. Yine burada var böyle. Şimdiden her bir domates kökünün üzerinde 5-6 salkım var. Çiçekler hariç. Şöyle biraz geriden alayım. Şimdiden 1,5 metreyi geçti. 2 metreye yakın geldi. Daha Haziran'ın biri bugün. Yazın sonuna kadar bu 3 metre değil bayağı uzun olur. Bakın şimdiden 1-2 metre civarında. Çiçekleri de böyle dolu dolu. Yukarı kısmı ipe aldım artık. Yanına diktiğim çubuklar kısa gelmeye başladı. İlk salkımlar tamamen kızarmaya başladı. Şöyle içeride de bir salkım var. Diğerleri de tek tük kızarmaya başladı. Boyu da 2,5 metreyi geçti. Gelişimi gayet güzel. En ufak bir hastalık, bitlenme, küllenme olmadı. Merhaba arkadaşlar. Artık domateslerim kızarmaya da başladı. Bu şekilde. Birkaç tanesinin boyu 3 metreyi de geçti. Özellikle şu dal 3 metreyi geçti. İki yaprak bir salkım domates. İki yaprak bir salkım domates. O şekilde büyüyorlar.
domatesin alt yapraklarını sürekli temizledim. Yaprak boğumlarının arasındaki filizleri de hep aldım. Yumurta kabuğu gübresi, yanmış hayvan gübresi, muz kabuğu suyu, soğan kabuğu suyu, ısırgan otu suyu bu şekilde dönüşümlü olarak verdim. Onun dışında da başka sadece normal suyla suladım. Gerçekten beklediğimden çok daha güzel ürün verdi. Yapraktan çok meyvesi var maşallah. Salkımları da dolu dolu. Hiç güçten düşmedi. Saksıda domates gerçekten çok güzel oluyor. Mutlaka böyle salkım domates ekmenizi tavsiye ederim. Boyutu küçük olan sebzeleri saksıda yetiştirmek çok kolay. Verdiğiniz emeğin karşılığını fazlasıyla alabilirsiniz. Sadece verdiğiniz emeğin karşılığını almaktan öte insana verdiği huzur, mutluluk hepsinden daha önemli. Balkonumun bu küçücük köşesinde bunların böyle aşama aşama büyümesini, ürün vermesini görmek gerçekten çok güzel bir duygu. Bu mutluluğu herkes yaşasın, herkes denesin ve herkes görsün isterim. Mutlaka sizler de bu şekilde yapın, deneyin derim. Şimdiden yapmak ve denemek isteyen herkese kolay gelsin. Kim demiş ki saksıda domates yetişmez? Geçen yıl bu domateslerden bir tanesinin tohumunu alarak saksıda yetiştirdim. Önce fideleri yetiştirdim. Sonra da yetiştirdiğim fideleri saksılara ekip bu şekilde domateslerim büyüdü. Şimdi de artık toplama zamanı.